İş dünyasının ekranı Dünya Ekonomi'de İSMO Başkanı Yahya Arıkan, Real Ekonomi'de konuğumuz. Hoş geldiniz Yahya Bey. İSMO, açılım biraz zor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası. İlk başta bu kadar uzun bir başlık, daha doğrusu hem muhasebeci hem mali müşavir zor değil mi? 32 bin üyeniz var, Türkiye'nin en büyük meslek örgütlerinden birisi. Tabii yasa çıkarken birkaç ünvandan oluşmuş. Özellikle üniversite mezunu olmayanların, muhasebe mesleğini sürdürenlerin hakları yok olmaması açısından serbest muhasebeci kavramı getirilmiş. Lisans mezunu olanlar, işte belli 5 yıllık süreyi dolduran ve de muhasebenin fiilen sekb idaresinden sorumlu olanlarla ilgili olanlara da mali müşavirlik yetkisi verilmiş. Bir de biliyorsunuz yeminli mali müşavirler var. Bu üç unvandan dolayı unvanlarımız uzun. Aslında çok da sizlere önemli bir konu hatırlatmalarını da kutluyorum. Çünkü avukatta yok, doktorda yok. Doktorda yok, evet. İster serbest çalışsın, ister bir firmada çalışsın. Avukat avukattır, doktor doktordur. Bizde tabii 2008 yılında serbest muhasebecinin kalkması ile ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. Örneğin İSMO ile ilgili söyleyeyim. Şu an 32.500 aşkın üyemiz var. Serbest muhasebeci sayısı zannediyorum 700-800 gibi bir sayıya indi. Artık yapılması gereken şey şu: serbest sözcüğünü kaldırıp sadece mali müşavir ve yeminli mali müşavir olması sizleri de en azından rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Bir engel mi var yasada? Hayır, bir yasal düzenleme yapılması lazım. Bunun zamanı gelmiştir. Tabii burada temel sorun yasada çıkarken bahsettiğim gibi müktesep hakların korunması adına çıkartmış olan bir uygulama. Ama umut ediyorum önümüzdeki süreçte düzeltilecek olan konuların başına geliyor bu konu. Hafta sonu 25-26 Mayıs tarihinde bir seçim var. Bu seçimde siz Çağdaş Demokratlar öncülüğünde, ismi altında, yanlış hatırlamıyorsam, telaffuz etmiyorsam, seçime giriyorsunuz. Son döneminiz herhalde dernekte. Niye başkanlığa tekrar aday oldunuz? Kuruluşunda da odanın bir şekilde içindeydiniz. Bu süreci anlatabilir miyiz? 25-26 Mayıs'ta 25'inde genel kurulumuz var. 26 Mayıs'ta da seçimlerimiz var. Lütfü Kırdar da. Şimdi tabii bazı insanlara belirli misyonlar yüklenir. Ben de o misyonlara yüklenenlerden biri olarak kendimi görüyorum. 1990 yılında yasa yürürlüğe girdiği zaman o günkü arkadaşlarımız, ki oda kurulmadan önce derneklerimiz vardı, o derneklerdeki arkadaşlarımız bu görevi bizim üstlenmemizi istediler. O şekilde yola çıktık. Tabii niçin aday olmaktan ziyade ne yapıldığı son derece evet, önemli. Çünkü 23 yıl önce bu görevi bize verdikleri zaman arkadaşlarımızla birlikte bir meslek odası yarattık. Hem de gururla ortaya koyabileceğimiz bir meslek odası yarattık. Oturacak bir masası, sandalyesi olmayan, çalışacak tek bir eleman olmayan oda bugün 5000 metrekare kapalı alınan kültür ve hizmet binası, İstanbul'un 14 noktasında eğitim birimleri, akademisi ve en önemlisi E-Devlet sürecine iyi hazırlanmış, E-Odası'nı kurmuş bir ismi yarattık. Bu anlamda niçin aday olduk? Bir ekip karar veriyor. Bizim seçmenimiz aydın bir seçmendir. Bu ülkede siyasetçilere de sormak lazım niçin aday olduklarını. Ama bizim aday olma gerekçemiz şu: ekibimizle birlikte önümüzdeki dönem bugüne kadar getirdiğimiz muhasebe mesleğini daha iyi bir noktaya getirmek adına yola devam ediyoruz. İşin özü kısaca bu, ama neler düşündüğümüzde herhalde biraz sonra sizlerle birlikte paylaşacağız. Çünkü oda başkanlarında veya sivil toplum örgütlerinde başkanlık çok zor ve yıpratıcı bir süreç yaşıyor başkanların çoğu. Hatta üstten gelen destekle, daha doğrusu istekle çok isim başkan oluyor. Herhalde sizin de bir şekilde insanlar başkan olmanızı istiyor. Peki bu süreçte siz üyelerinize ne vaat ediyorsunuz veya vaat etmekten öte nasıl bir sinerji yaratma niyetiniz var?
Önümüzdeki dönemin projeksiyonu nedir acaba? Şimdi tabii İSMO çok mütevazı olmadan bir marka olduğunu biliyoruz. Neden marka? Yaptığı çalışmalarla bir marka. Neden marka? Ürettiğini Türkiye ile paylaşan özelliğinden dolayı bir marka. Biz yola çıkarken bir şey ilke edindik. Ürettiğimiz her şeyi Türkiye ile paylaşmayı ilke edindik. Ve hakikaten İstanbul SMM Odası ürettiği her şeyi sadece İstanbul'la ilgili değil, Anadolu'nun her tarafına ulaştıran bir anlayışımız var. Örnek, bir yayın üretiyorsak bu yayını Hakkari'deki vergi dairesi müdürü de alabiliyor, Edirne'deki müdürümüz alabiliyor veya Hatay'daki meslek mensubumuz da alabiliyor veya Aydın'daki meslek mensubumuz alabiliyor. Bu bizim temel özelliğimiz. Şimdi muhasebe mesleğinin, muhasebecilerin 3 tane temel özelliği var. Bu son derece önemli ki hep ben geleceği onunla bağlantı kurarak ne yapacağımızı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi birincisi, muhasebe camisinin en büyük özelliği yeniliğe açık olan bir camiadır. Ne demek bu? Anlamı şu: 1990 öncesinde sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bilgisayarlar olmadığı dönemde defterler, kayıtlar elle tutuluyordu. Evet. Ve beyannameler de vergi dairesine götürülüp önce tahakkuku kesilirdi, arkasından da para ödemeye giderdi. İki defa gider gelirdi. Aynı gün hem ödeme hem şey olmazdı. Şimdi ne oldu? Muhasebe camiası o kadar yeni açık olan bir camia ki bugün Türkiye'de tüm meslek mensuplarımız tüm kayıtları elektronik ortamda, yani bilgisayar ortamında tutuyor ve tüm bildirimleri elektronik ortamda internet üzerinden vergi dairesine veya ilgili kurumlara gönderiyor. Bu müthiş bir olay. Yani ve bunu yaparken muhasebeci, mali müşavir devletten 1 lira katkı almadan bunları başardı. Bu bizim birinci özelliğimiz. İkinci özelliği, bizim kadar eğitime önem veren bir kesim yok. Bakın, bir de hayat da bizi buna zorluyor. Neden? 40'tan fazla mevzuat var bizim meslek dilindiri. Türk Ticaret Kanunu'ndan tutun, borçlar hukukundan aklınıza ne geliyorsa, vergi yasaları, icra hukukları, bir sürü meslektaşın bilmesi gereken mevzuatlar var. Bu mevzuatların çoğunda son dönemlerde yenilendiğini düşünürsek çok da önem var. Sürekli yenileniyor. Evet. Sürekli yenileniyor. Daha akşam eve gitmeden tekrar bir yeni bir mevzuat yayınlanıyor. Burada da eğitime önem veren bir özelliği var. Bakın, 23 yılda, bunlar rakamlar son derece önemlidir, İstanbul SMM Odası'nın eğitimine katılan kişi sayısı 350 bin aşmıştır. Çok yüksek bir rakam. Ve bunu en önemli özelliği şu, 1 lira ücret almadan yaptığım çalışmalardır. İkinci noktası bu. Üçüncüsü, paylaşmayı ilke edinmiş bir muhasebe meslek mensupları var. Nedir bu? Bilgi paylaşma konusu. Şimdi eskiden bunu her yerde anlatıyorum, tabii bilmiyorlar. Genç arkadaşlarım çoğu bilmez bunu. Direkt bilgisayarla tanışmışlar. Kayıtları bilgisayarda tutuyorlar. Ama eskiden elle defter yazıyorduk. Eskiden ustalık olayında büyüklerimiz bize kapanış maddesini göstermezdi. Çünkü kapanışı yaptığınız zaman usta oluyordunuz. Ama ne oldu bu kuşak? Kapanışı da gösterdi, her türlü bilgi de paylaştı vesaire. Şimdi bu üç temel özellik bizi bir yere doğru götürüyor. Tabii biz önümüzdeki dönemle ilgili yine eğitim çalışmalarımıza, yayınlarımıza, bunlara devam edeceğiz. Mesleki sorunlarımızın çözümüyle ilgili bürokrasiyle mücadelemizi, diyaloglarımızı sürdüreceğiz. Burada bir sorun yok. Ama yaşam değişiyor, hayat değişiyor sizin de gördüğünüz gibi. Bunun anlamı nedir? Bugün İstanbul için örnek vereceğim. 14 bin tane serbest çalışan meslek mensubu var, büro sahibi olan. Bu büro sahibi olan arkadaşlarımız maalesef büyük bir çoğunluğu tek başına bu mesleği sürdürmeye çalışıyorlar. Artık bu mesleğin tek başına sürdürme şansınız yok. Çünkü iş dünyası da sürekli gelişiyor. İhtiyaçları farklılaşabiliyor. Ve iş dünyası, hani deyim yerindeyse, anahtar teslim hizmet bekliyor bizden. Bununla ilgili diyoruz ki artık tek başına değil ki, İşte aday olmamızın sebebi bir tanesi bu. 14 bin tane büro yerine İstanbul'da 1000 tane büro olsun. Ama böyle 30 metrekarelik, 40 metrekarelik bürolar değil, 1000 metrekarelik, 2000 metrekarelik, 3000 metrekarelik bürolara taşınmaları lazım. Kapıda sekreterin karşıladığı ve içinde, asıl önemli nokta şu, içinde bir yandan defter tutma birimi olacak, bir yandan denetim işini yapacak, bir yandan müşterileri geliştirmek adına danışmanlık hizmetleri verecekler.
Bugün bunu yapan Türkiye'de var mı? Var. Büyük uluslararası firmalar dediğimiz firmalar zaten bunları yapıyorlar. Dolayısıyla biz 2-2,5 yıldır tüm enerjimizi bu alana ayırdık. Ve bunun altyapısı şu anda hazırdır. Yani 50 arkadaş güçlerini birleştirmeye kalktıkları zaman nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Bunun altyapısı şu anda hazır. Yani parayı nasıl paylaşacaklar, emeklilik nasıl olacak, vefat ettikten sonra geride kalanlara nasıl bir hizmet aktaracak, biz bunun yol haritasını çıkardık. İkincisi kurumsallaşma ile ilgili süreçlerimizi hazırladık. Sadece burada beyinlerimizde artık tek başımıza bu işi sürdürmezsek bu işi başarırız demesinden geçiyor. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Bakkal süpermarket olayına benzetiyorum olayı. Meslektaş inan aynen bunu yazıyor. Bakkala gidiyorsunuz, çeşit az. Dostluğunuz çok iyi. Veresiye yazdırabiliyorsunuz. Ama markete gidiyorsunuz, çeşit bol. İki parça mal almaya gidiyorsunuz, 10 parçada çıkıyorsunuz. Başka? Eğer paranız yoksa kredi kartını kullanıyorsunuz. Kredi kartını kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu meslek mensubunun tahsilat benzeri sıkıntını da ortadan kaldıracak olan bir konu. Veya başımda bir şey geldiği zaman geleceğimiz açısından önemli bir konu. Geçenlerde bir arkadaşımızı kaybettik. Rahmetli, tanıyorum kendisini. Ne oldu? Arkadaşımızı kaybettik. Tek başına olan ofis olduğu için bürosu darmadağın oldu. Birinci boyutumuz bu. İkincisi serbest çalışanlarla ilgili olan gelecektir bu konulardan meslekte, diğer mesleklerde olan bir konu aslında. Bir haksız rekabet sorunu var biliyorsunuz. Yani fiyat kırarak iş alma boyutu olaydı. Bununla ilgili bir yazılımı bitirdik. Sadece ihtiyar olduğu için uygulanamıyor. Bu genel kurulda bunun da kararı geçecek. Yani artık meslek mensubu fiyat kırarak iş alması söz konusu değil. Bir başka boyutu, benim her yıl sonunda muhasebe alacağım. Başka bir muhasebeciye gittiği zaman onu tahsil edememekten dolayı mağduriyetler var. Bu da bu yazılımla bunu ortadan kaldıracağız. Üçüncü olarak serbest çalışanlarla ilgili en temel olgu, sizin de bildiğiniz gibi maalesef her meslekte olduğu bakanlıkların vesayeti vardır. Bu da nedir? Bir ücret tarifesi konusu. Maliye Bakanlığı her yıl bunu resmi olarak işte odalar hazırlıyor, TÜRMOP gönderiyor, Maliye Bakanı yayınlıyor. Sanki Maliye Bakanı bizi ulufe dağıtıyormuş gibi. Üzülerek bunu söylüyorum. Ve bu her sene bir pazarlık konusu oluyor. Gün geldi Maliye Bakanlığı bir kuruş artırmadı. Gün geldi enflasyon altında artış yaptı. Artık bırakalım bunu. Bunun yerine yine yaptığımız, bittiğimiz bir çalışma var. Zamana endeksli bir ücret tarifesi oluşturabilirsek, yani müşteri ne kadar zaman ayırıyoruz, ne kadar işlem yapıyoruz, müşterinin karlılığı, benzeri birçok kriterlere göre bir ücret skalası. Maliye Bakanlığı'nın belirlediği rakam çok düşük bir rakam. Bu da kaliteyi düşürüyor, hizmet aksıyor, öyle değil mi? Çok cüzi rakamları belirliyor. Kesinlikle. Bir de yani o rakamları haksız rekabet alamayan arkadaşlarımız var. Sonuçta bakın, sizin de ifade ettiğiniz gibi ücretler ne kadar aşağı düşerse bir hizmetin bir bedeli var. Eğer o hizmeti siz iyi vermek istiyorsanız onun bedelini almanız gerekiyor. Evet. Rakamlar aşağı düşünce maalesef düzenlenen finansal tablolar da sağlıklı olmuyor. Ve tabii ki bundan da yatırım yapanlar birçok isimde zarar görüyorlar. Bu bizim serbest çalışanlarla ilgili konu. Biraz önce ifade ettiğiniz ünvanlar konusunda mesela bizde iki tür üye var. Bir serbest büro faaliyeti sürdüren arkadaşlarımız var. Bir de firmaların mali işler bölümünde, muhasebe bölümünde bu işleri sürdüren arkadaşlarımız var. Biz bunlara bağımlı meslek mensubu diyoruz. Çok acıdır. Biraz önce ifade ettik, ünvanda olduğu gibi avukat her yerde ünvanı kullanabiliyor. Benim serbest muhasebeci malumşa ünvanı almış olan bir meslektaşım eğer iş yerinde çalışıyorsa bu ünvanı kullanamıyor. Kullanamıyor, evet. Bunu mutlaka kullandıracağız. Elim noktalardan. Nasıl kullandıracaksınız? Bir yönetmelik değişikliği, evet. Bu. Yani yönetmelikte düzenleme yaptığınız zaman basit bir rötuşa olacak bir uygulama mı bu? Yani efendim? Basit bir şeyle yapılacak bir tabii, değişiklik yani mi? Bakın bunlar yönetmelik değişikliği yapılması gereken bir konu ve bu alanda